Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir Bilim ve Toplum programında sizlerle yine birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Özdemir İnce. Şair, yazar, Özdemir İnce. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten e, Türk kamuoyu da biliyorsunuz televizyonlara çok çıkmayan, e, belki de hiç çıkmayan bir yazar Hiç ve şairsiniz. Değil. Çok, arada çok, sırada. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. E, katıldığınız Estağfurullah. için. Şimdi e, sizin Ölmeyecek Kadar Yaralı diye bir şiiriniz var. Orada diyorsunuz ki iki dizi okuyacağım izninizle. Evet. Öfkeliyim ama yüreğimde taptaze bilmediğim bir rahatlama. Devam ediyor ve şiir yine bu iki dizeyle bitiyor. Evet. Son Hürriyet serüveni ve yazılarınıza son veriliş öfkeliyim ama yüreğimde taptaze bilmediğim bir rahatlama dizeleriyle anlatılabilir mi? Hayır. O zaman nasıl ifade edersiniz? E, çünkü bu şiiri yazdığım sıralar benim 1970'ler. Evet. <laughs> e, tam olarak hatırlamıyorum. 71 falan olabilir. E, şimdi hatırladım. Evet. 1971 e, ya da 72 e, göz altından salı verildim ve şeyi aldım. L'Observateur diye bir Fransız <laughs> dergisi var, çok önemli bir dergidir. Orada e, bir makale var. Makalenin adı Troblesse pour mourir. Ölmek için. Kelime kelime çevrilirse ölmek için çok yaralı yanlış çeviridir. Onun doğru Türkçesi ölmeyecek kadar yaralıdır. Ö ölmeyecek kadar yaralı. 12 Mart dönemi. Müthiş bir kaos. Polis baskıları, cuntacıların baskıları. Her gün işsiz kalma kaygısı, müthiş bir gerilim ve bunalımdı orada ölmeyecek kadar yaralı olan ben değilim. Türkiye'ydi. Evet. Türk, Türk toplumuydu. Eee o şiir e, o duyguları anlatır. Hürriyetten e, yani atılmak kelimesini de tam kullanmak istemiyorum. Yazılarınıza son verildi. Ben onun yani, için bunu. Do doğrusu odur. Evet. Yazılarıma son verilmesi bir bakıma önemli bir bakıma önemsiz. Öfkelendirmedi mi? Hayır. Evet. Katiyen öfkelendirmedi. Bir söyleşi de diyorsunuz ki hürriyet benim hayatımda teferruattır diyorsunuz. Bunu açar mısınız? E, şimdi e, hürriyeti bununla küçümsediğimi sanıyorlar. Evet. Hayır tam tersine ben hürriyet gazetesini çok seven, çok saygı duyan bir yazarım. Bana 12 yıl, 13 yıl düşüncelerimi ifade etme olana verdiler. Hı hı. Saygı duyuyorum. Ama e, benim yaptığım işlerden biri o. Ben e, kebapçı çıraklığı yaptım, gazoz sattım, cambaz çığırkanlığı yaptım, garsonluk yaptım. Efendim e, memurluk yaptım, öğretmenlik yaptım. E, 20 yıla yakın Türkiye televizyonlarında çalıştım. Televizyonların kurucularından biriyim. Evet, evet. Editörlük yaptım, yayıncılık yaptım. Evet. Ondan sonra 12 yıl Hürriyet Gazetesi'nde yazdım. Şimdi başka yerlerde yazacağım. 120'ye yakın kitabım var. Yani böylesine dolu bir hayat içinde Hürriyet Gazetesi elbette bir teferruattır. Evet. Daha önceki bir yazınızı hatırlıyorum ben ama şimdi tarihini anımsamam çok zor tabii. Gazetede yazarken bir nedenle sanıyorum bir okurunuzun bir yazısı üzerine diyordunuz ki bana burada hiç karışılmaz. Ben yazılarımı yazarım. Hiç kimse bana karışmadı şimdiye kadar. Doğrudur. Bir, bir yazınızı anımsıyorum. Ben. Doğrudur. Fakat bu yazılarınıza son verildikten sonra ee, yine sizle yapılan bir söyleşi de diyorsunuz ki aslında işler 2007'den itibaren değişmeye başladı. Ee, şimdi, ne değişti? E, değişen şu yani benden önce 4-5 e, arkadaş Emin gitti e, e, şimdi isimler benim aklıma evet. gelmez. E, programdan önce sizinle konuştuğumuz Bekir Coşkun gitti, Başazar gitti. Evet. Efendim e, yönetenlerin ruh halini görüyoruz, yönetenlerin ruh halini görüyoruz ve o basıncı hissediyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Zaten bütün Türkiye 2007'den sonra bu basıncı baskıyı hissetmeye başladı. Davalar falan ne zaman çıktı? Tabii 2007'den sonra. 2007'de e, e, tamam demek ki 2007'de e, bugün iktidarda bulunan kadro kendini yeterince güçlü gördü. Ee, güçlü gördüğü için de düşüncelerini eyleme ve e, pratiğe koyma e, zamanının geldiğini anladı. Benim için sürpriz değildi. Çünkü ben hiçbir zaman e, böyle gömlek çıkarır gibi ideolojinin çıkarılacağına inanan bir adam değilim. Eğer hem de bu ideoloji şeye dayanıyorsa, bir tür nas'a dayanıyorsa. Nas yani, e, nas diyeyim, öbürkü aklıma gelmiyor. Yani din, e, dinin kurallarına dayanıyor. E, şimdi o insan dine olan inancını, Tanrı'ya olan inancını yitirmezse, o ön yargıları ve nasları da bitmez. Şimdi Cumhurbaş Cumhurbaşkanı olsun, Başbakan olsun, Müslüman ve Sünni ideolojinin eğitiminden geçmiş insanlar. Hatta o çevreyi biz İslamcı olarak tanımlayabiliriz. Şimdi ben diyor İslamcılık gömleğimi çıkardım. Ya çıplak mısın? İslamcılık gömleğini çıkardığın zaman layık gömleği giyeceksin üstüne. Evet. Ee, yine bir yazınızda şimdi onu anımsadım. Diyorsunuz ki layıklık benim için turnusoldur diyorsunuz. Ölçüdür. Evet. Bir ölçü olduğundan bahsediyorsunuz. Yine e, sizin yazılarınızı karıştırırken Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde akademik yılın başlaması nedeniyle davet edilmişsiniz. Evet, 2007'de ders evet. evet, orada akademik ilk akademik dersi vermişsiniz. Ee, sadece iki tümcenizi almak istiyorum. Sekülerizmle laiklik arasındaki farkı e, koyuyorsunuz. E, bu çok önemli çünkü sekülerizm anımsayacaksınız Demirel tarafından eski cumhurbaşkanlarından. E, İsterseniz doğrusu, önceki, layıklıkla, siz evet, okuyun da e, layıklıkla sekülerizm arasındaki farkı farklı, konuşalım. E, onu, e. onu açmak için e, tamam. söylüyorum. Diyorsunuz ki orada, sekülerizmde halk ve kilise devlet iktidarını sınırlar. Layıklıkta halk ve devlet kiliseyi yani dini sınırlar. En doğru tanım budur. Evet. Şimdi bunu biraz açalım izleyicilerimize. İmir'in yerindeyse ise tane tane bir anı. E, tabii şimdi laikliğin tarihi demokrasinin tarihiyle paralel gider. İkisi de toprak düzeninden ve iktidardan ayrılmaz. Feodalite döneminde ve daha feodaliteden başlamak en iyisi iktidar gücünü muktedir nereden alıyordu? Tanrısaldı. Tanrının yeryüzündeki vekiliyim ben diyordu. Bunu bana Tanrı verdi. Bu kontluğu, bu düklüğü, bu krallığı, bu imparatorluğu, bu padişahlığı bana Tanrı verdi. Ben hesabımı Tanrı'ya veririm. Toprak da bana aittir, iktidar da bana aittir. Bana ait olan benden sonra benim ahvadımdan birine geçer. Evet. Gayet düz mantıklı ve tutarlı bir şey. Öyle değil mi? Ne zaman ki burjuvazi yavaş yavaş gelişmeye başladı Avrupa'da. Burjuvalar kilisenin maddi ve manevi iktidarına karşı İtirazlara başladılar. Çünkü para kazanma alanlarını kilisenin töreleri sınırlıyordu. Sınırlıyordu. Hatta Roma Kilisesi cennet bile satıyordu parselleyip evet. parselleyip. Luther hakkında bir film var. Luther gider Roma'da görür bunu ve Luther dinsel reformu orada başlatır. Luther'in gerisinde Roma Germen İmparatorluğu'na karşı olan feodallerin ve küçük prenslerin şeyi vardır. Desteği vardır. O destek Luther'i, Calvin'i falan güçlendirdi. Roma Kilisesi'ne karşı, onun iktidarına karşı çıktılar. Böylece Fransa'da da bu oldu. Derken Amerika'da bir e, koloni ayaklanması başladı. Koloniye gidenler kimdi? Katolik baskısına ve merkezi hükümetlerin baskısına karşı duramayıp e, ezilen ve bundan dolayı Amerika'ya göçen insanlar, bunların çoğu Protestan'dı. Gittikleri yerde kendi kiliselerini kurdular. Amerika'ya aslında bu kiliseler kurmuştur. Kiliseler kurmuştur. Ve kiliseyle halk birleşip dinsel özgürlüğü yaşayabilmek için devletin otoritesini sınırlayacak yöntemler bulmuştur. Bu anayasaya bile girmiştir neredeyse ki bugün Amerika'nın eee laiklik anlayışı dediğimiz sekülerizm budur. Yani bir ölçüde e, devlete karşı bağımsız ve özgürdür. Ama daha sonra Amerika bunu dengeledi. Dengeledi. Bizim laiklik diyemeyeceğimiz ama devletin de e, kiliseye karşı dengeyi tutturabileceği bir sistem gelişti. Buna sekülerizm deniyor. Çağdaşlaşma da deniliyor buna. Ee, bunu bizim Türkiye'de liberaller pek meraklıdırlar. Ee, Türkiye'deki laikliği beğenmezler. Niye beğenmezler? Çünkü ihtilali kebir dediğimiz Büyük Fransız devriminde 1789'da halk Kiliseye karşı yani üçüncü sınıf T.R.Z. E, asillere ve kiliseye karşı ayaklandı. Hı hı. Halk kiliseye ve asillere karşı, soylu sınıfa karşı ayaklandı, ihtilali yaptı. İhtilali yaptı, ihtilalin devleti kuruldu. İhtilalin devleti kurulunca devlet e, kiliseyle olan işbirliğine son verdi çünkü. Kilise, devleti de sınırlandırıyordu. Fransa'da devlet ile halkın kilisenin e, kiliseyi kontrol ettiği bir sistem kurdu. Yani dini sınırladı. Dini sınırladı. Bizim kabul ettiğimiz, cumhuriyetin kabul ettiği e, layıklık anlayışı budur. Efendim e, bu azgın laiklikmiş şuymuş buymuş. Hayır. Ee, layıklığın laikliğin gerçek anlamı budur. Nedir? La Süleyman Demirel ve onu izleyenler ne diyor? Laiklik vicdan ve din özgürlüğünün garantisidir. Hı hı. Hayır. Değilir. Öyle nesini garanti edecek? Hani laiklik kapitalizmden ve benzeri toplumsal ve ekonomik olaylardan sonra çıkar da ondan sonra garanti eder. Hayır. Laikler e, toplumsal, ekonomik ve politik, e, dinsel güce karşı bağımsızlığını e, kazanmak için ayaklanmıştı 1789'da. Yani o mücadelelerin o, o mücadelelerin sonunda gelmiştir mücadele ettiği anlayışı ne diye şey etsin ne derler ona e, garanti altında tutsun koruma laikliğin gerçek tanımı şudur. E, pek beğenilmiyor ve bu yüzden bana layıkçı diyorlar. Ben layıklık konusunda çok ciddi çalışmış bir insanım. Benim kadar çalışırlarsa bana itiraz edenler bulurlar gerçeği. Nedir o gerçek? Benim bulduğum ve önerdiğim ve son zamanlarda insanlar tarafından da kabul gören, laiklik bireyleri ve toplumları dinlerin baskısına karşı koruyan bir kalkandır. Laiklik olmazsa birey de toplum da din karşısında özgürlüğünü yitirir. E, layıklık olmayınca e, demokrasi de olmaz çünkü ne diyor olmaz çünkü layıklığa iş geldiği zaman çünkü bütün bizim insan olarak hayatımız ekonomik ve politiktir ve yönetmektir bir yönetici var vakti zamanında diyor ki ben e, ruhsatımı Tanrı'dan aldım e, layıklık ve demokrasi ...onun karşısına çıktı... ...ne dedi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... ...şeyinde yazıyor... Ee, ...egemenlik... egemenlik Kayısız. ...kayıtsız şartsız <laughs> ulusumdur... ...milletindir. Bu bir kere... ...hem laikliğin hem de demokrasinin... ...birinci basamağıdır. Egemenlik... ...kayıtsız şartsız... ...milletindir. Peki... İlk defa İslamcılar palazlandıkları zaman arabaların arkasına gazetelere ne yazıyorlardı? Egemenlik Allah'ındır. Egemenlik Allah'ındır. O zaman demokrasi biter. Egemenlik Allah'ın olduğu zaman demokrasi biter. Yani yeryüzü yönetimi de ege, egemenlik Allah'ındır. Nerede? İnanç dünyasında. İnanç dünyasında anayasanın ilk 3-4 maddesi yoktur. Onun anayasası başkadır. Ee, i̇mandır. Ee, yüzde yüz itaattir. Tanrı oraya egemendir. Şimdi ee, Tanrı eğer yeryüzünde AKP'yi iktidara getirmek ve AKP'yi iktidarda tutmak için tedbirler alıyorsa ben şaşırırım. E ona da itiraz ederim. Evet. E, mesele bundan ibaret ama, ama bu süreçte çok kullanılıyor değil mi? Yani e, inanışlar ve bu tip yorumlar da çok kullanılıyor ne yazık e, ki. Tabii çünkü bu şey meselesi. Bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde kullanılıyor. Bir kere Türkiye'de bu konularda çok yalan söyleniyor. Evet. Mesela Diyanet İşleri Başkanı yahut da bir bakıyorsunuz Hürriyet Gazetesi'nde bir yazar milliyetten yeni geldi. Dünya dinselleşiyormuş. Yani dini inanç artıyormuş. E, İsveç'te yüzde kaç? Norveç'te, şurada burada bakın. Almanya'da kaç kişi pazar günü kiliseye gidiyor? Fransa'da kaç kişi kiliseye gidiyor? Ölçü budur. Evet. Öyle atmakla falan olmaz. Ha, Müslüman ülkelerde bir yeniden İslamlaştırma şeyi var. Süreci başladı. Programı İyi. var. Programı var. Bu uluslararası e, ilişkiler bağlamında bu programı yani ülkemizin son dönemde daha yoğunlaşan bu Atlantik merkezli uluslararası ilişkileri bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha. Laiklik meselesini. İslamcılığı. E, e, şimdi bir ay kadar önce Atina'daydım. Bir uluslararası toplantı için gitmiştim. Edebiyat toplantısı. Akşam yemeğinde benim gazetede de yazdığımı, kronikör olduğumu, yani köşe yazarı olduğumu bildikleri için bir de e, Türkiye'den gelmişim. Arap Baharı var. Fıstıklı yeşil, bindallı yeşili falan. E, Balkanlar'da başlayan e, Ukrayna, Sırbistan turuncular. Turuncular dediler ki Türkiye'de ne zaman renkli devrim? Ben dedim ki Türkiye'de renkli devrim oldu. Nasıl dediler? 2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesiyle renkli devrim, Türkiye'nin renkli devrimi yapıldı. İnanamadılar. Dedim ki, yahu kardeşim modern bir anayasası olan ki bu anayasayı ben de beğenmiyorum. Hayır dedim. Ama gene de model ve demokratik olmaya çalışan bir anayasa. Kaldı ki o genel referandumda bizim hayır dediğimiz anayasa çok değişti bugün. Tabii ne değişti, kadar yani değişti, değişti? Değişti. Değişti. Evet. Layık bir ülkeye layıklık karşıtı bir kadro geldi bu kadro layık olmadıklarını, efendim, e, layık düzene istemeyerek idareten e, boyun eğdiklerini falan söyle söyle geldiler. Geldikten sonra icraatları da zaten bizim karşı devrim dediğimiz, yani Cumhuriyeti kuran ilkelere karşı eylemler yürüten bir parti iktidara geldi. Ki böyle olduğu da yüksek mahkeme tarafından. Onu... Evet, tamam. Şimdi <laughs> renkli devrimler ne yapmak istiyor? Bunun gibi bir şey yapmak istiyor. Öyle değil mi? Şimdi AKP'nin hükümetini, icraatini magrep'ten Maşrek'e kadar bütün Arap ülkelerine örnek gösteriyor. Peki burada devrim tamamlanmamış olsa karşı devrim haline dönüşmemiş olsa globalizm, ya yani küresel e, politika, AKP hükümet tarzını Tunus'a, Fas'a, Libya'ya, Mısır'a, Suriye'ye önerir mi? Demek ki Türkiye'de e, dine dayalı rejimin, Kabul edilebilir tarzı başarıya ulaşmış. Bundan dolayı dışarıya örnek gösteriyor. Siz dedim eğer şey bekliyorsanız AKP'nin evrim geçireceğini falan e, genellikle zaten bu renkli devrimler muhalefet tarafından yapılıyor iktidarlara karşı. Zaten iktidarda olan bir şeyi Türkiye AKP'yi iktidardan gönderirse tekrar laik sisteme dönüş, demektir ki. dönüş olur ki bu global sistemin arzu ettiği bir şey değildir, değildir. politika budur. Şimdi benim kitaplarımı ya. İki yıldır yazdığım yazılar okunduğu zaman Arap dünyasında olup bitenleri zımırırsanız ben bu arada bu kitabınızı da kameraman arkadaşlar son çıkan kitabı tabii ki orada var. yazılarınız da. Ee, şimdi bunlar. orada var onlar. E, alabiliyor musunuz evet? Evet. Şimdi Arap dünyasında bir hareket oluyor. Buna devrim diyorlar. Devrim de ben kendi anlayışıma göre sözlük bilgime göre böyle şeylere devrim diyemem. Devrilme diyebilirim. Arap dünyasında büyük bir sorun vardır. Ta 200 yıldır demesem bile 1880'lerden bu yana. Arap düşünüyor. Ya diyor biz neden geri kaldık Batıya göre. Bunu bizim Osmanlı aydınları da düşündü. Bir kısmı bunu aşmak için Batı'yı yakalamak için PanTürkizme e, sığındı. Bir kısmı Panİslamizme sığındı. Bir kısmı da Batının reformunu ve gelişmesini, sanayileşmesini sağlayan sağlayan aklın ve bilimin peşinde gitmeye karar verdi. Cumhuriyeti kuran kadro Batı'nın e, akıl, mantık, kültür, çağdaşlaşma ve değişim sürecini örnek alan kadrodur. O yüzden cumhuriyet oldu. Evet. Araplar şöyle diyorlardı. Biz bir zamanlar Endülüs Emevileri zamanında dünyanın en güçlü kültür, ekonomi ve devletine sahiptik. Bağdat zamanında yani Emeviler ve Abbasiler zamanında fevkalade güçlüydük. Tercüme odaları vardı, Yunan'ı etkiledik falan. Şimdi bunların hepsi doğru. Fakat devlet şekli üretime dayanmayan, yağmaya dayanan bütün devletler sonunda tepe üstü giderler. Arap e, devletleri ve uygarlığı üretime dayanmıyordu. Fete dayanıyordu. Fete ediyordu, el koyuyordu, alıyordu. Sonra geldi Moğollar Bağdat'ı yerle bir ettiler. Endülüs'teki Emevi devletini Katolik krallar dediğimiz İsabel ve Kocası, şimdi daha da aklımdan çıktı, <laughs> kurdular ve onları da oradan postaladılar. Ondan sonra da bir daha Araplar belini doğrultamadı. Ardından Osmanlı geldi. Osmanlı'nın kanatları altında idare ettiler. İdare ettiler. Şimdi o zaman başladı adamlar düşünmeye biz ne diye bu hale geldik? Ha, o zaman bazıları dedi ki biz bu hale geldik çünkü İslam'ın doğru yolundan uzaklaştık. Evet. O halde geri dönüp başlangıç noktasındaki ilk dört halife yahut da devri saadetteki gibi olur isek, o kadar saf, o kadar temiz olur isek e, tekrar güçlenip ee, Avrupa'ya karşı kendimizi koruyabiliriz. Bu şu günde mevcut olan selefi Anlayış. anlayıştır. Selefi akımdır. Bu geçmişte geleceği aramaktır. Gelecek gelecekte aranır. Geçmişte aranmaz. Şu anda Araplar tamamı selefilerin ve selefilerin bir tür türevi olan e, şeyin e, Müslüman kardeşlerin kontrolü altındadır. E, Tunus'ta, Anah'ta, e, şeyde, Mısır'da Müslüman kardeşler, Suriye'de Müslüman Kim kardeşler. Bu baharla baharlarla da onlar değil mi? İktidar baharı yapan, yapan bunlar. Evet. Şimdi baharı yapanlar, özellikle Mısır'dakiler. <laughs> Amerika'da önderleri kendileri itiraf ettiler. Türkiye'de pek yazılmadı. Ben yazdım. Çünkü Fransız kaynaklar, İngiliz kaynaklar gidip orada liderlerle röportaj yapıyorlardı. O sırada ben gitmediğime de çok üzüldüm. Yani biraz amiyane söyleyeceğim. Ah eşek kafam dedim. Ne diye gitmedim Mısır'a? Çünkü Mısır'da çok yakın olanaklarım var. Evet. Adamlardan itiraf, biz Amerika'da ve Belgrad'da eğitim gördük. Belgrad'daki eğitim merkezi zaten bütün renkli devrimlerin, radyoculuk, yayıncılık, medya ve benzeri faaliyetlerin, ee, yoğunlaştı zaten her şey oradan başladı. Karargah. Yani, adamlar yani. profesyonel oldu. Evet. Şimdi önderler böyle söylüyor diyor ki biz Amerika'da ve şeyde yetiştik, Belgrad'da yetiştik. Peki ne istiyorsunuz? Hüsnü Bubarek, Hüsnü Bubarek'ti değil mi? Evet. Hüsnü Bubarek gitsin. Sonra, sonrası yok. Sonra şunu söylemiyor. Biz bir daha demokratik, daha layık bir e, yönetim tarzı kurmak için mücadele edeceğiz, ediyoruz, edeceğiz demiyor. Demokrasi diyor. Ama demokrasiyi tek başına söyleyemezsiniz. Demokrasiyi ancak Fransa tek başına söyleyebilir, İngiltere tek başına, Avrupa tek başına söyleyebilir. Biz Türkiye'de tek başına söyleyebilirdik demokrasiyi. Çünkü demokrasi laikliği de içerir. Böyle tek tek saymaya gerek yok. Ben soracaktım ıı, siz geldiniz tek, gerçekten tek, 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 Tek saymaya gerek yok. Ee, anayasada sayarsın. Demokrasi. Hatta Fransa'da demokrasi de demezler. Layıklık de pekender derler. Ama her zaman la Republik derler. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Atatürk'ün e, konuşmalarını, söylevlerini şöyle bir geçmişteki 30'ların kırkların, yirmilerin bugünkü efendim Bob Steele ve Pantrifitton e, liberallerin söylediği, nefret ettiği, yerden yere vurduğu, yirmilerin, otuzların, kırkların Türkiye'sinde cumhuriyet hem demokrasi hem laikliği içine alıyordu. Şimdi şeyden madem ki açıldı bu evet. benim kafamda zincir devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Gelirken de asıl hazırlık notlarımı unuttum. Size de programdan önce söyledim. Benim ezber. Ama, ama bence gayet iyi gidiyor. Ezber kabiliyetim <laughs> evet, yok. Hukuk sahip. fakültesini zaten bu yüzden bıraktım. Baktım ezberleyemiyorum. Bıraktım hukuk fakültesini. Şimdi geliyoruz meselenin aslına. Laiklik laik okuldan başlar. Okul laikleşmeden hiçbir şey laikleşmez. O yüzden ben yıllardır tevhidi tedrisat, tevhidi tedrisat diye bağırıp çağırıyorum. Bir ilkokul öğretmeni gibi Türkiye'ye öğretmeye çalışıyorum. Hiç tevazuya gerek yok. Tevhidi tedrisatı ben soktum. Benim zorumla sokuldu. Alay edildim. Küçük görüldüm. Ama tevhidi tedrisat ve onunla birlikte çıkartılan 1924 Mart ayında çıkartılan yasalar Cumhuriyet'in kurucu temelleridir. Cumhuriyet'in kurucu temelleridir. Ve anayasanın ilk dört maddesi bundan çıkmıştır. Bir de dışarıdan da alınmıştır. Ama anayasanın 174. maddesi tarafından korunan devrim yasaları ortadan kalktığı zaman Türkiye Cumhuriyeti yıkılır. Ama e, şöyle de bir durumla karşı karşıya değil miyiz şimdi? 170, ilk 4 madde duruyor. Evet. 174 duruyor. 4 artı 4 artı 4 gibi bir yasa meclisten geçiyor. Ne dersiniz? Ah. Şimdi <laughs> Bu bir tuhaf ya, ya. Mesela 174. maddenin de ortaya çıkmasını tırnaklarımla ben sağladım. 174. madde diye diye diye. Çok mutluyum son bir ayda falan 174. madde çıktı. Televizyona çıkıyorlar efendim 4 yaşında okula gidilmezmiş şu olmazmış bu olmazmış. Ya kardeşim tevhidi tedrisatı sen getir koy ortaya hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi izin verirseniz yani ben eski bir öğretmen olarak gözlüğümü takayım. Anayasanın 174. maddesini okuyayım. İnkılap devrim yasalarının korunmasına dair madde 174. Sanılmasın ki bu değiştirilmez maddelere arasında olmadığı için değiştirilir. Hayır değiştirilemez. Anayasa Mahkemesi 174. maddenin ilk dört madde gibi düşünülmesi gerektiğine dair karar vermiş. Çünkü Cumhuriyetin kurucu unsurları. Hiç kimse için. bunu değiştiremez. <laughs> Hiç kimse. Ne diyor? Anayasanın hiçbir hükmü. Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin layıklık niteliğini koruma amacını güden aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının anayasanın halk oyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz, yorumlanamaz. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyetinin layık, layıklık niteliğini koruma amacını güden bu nereye gider Anayasanın ikinci maddesine gider. Ben bu meseleyi e, Erdoğan Tezisi'de konuştum. Erdoğan Teziş bu işleri Türkiye'de en iyi bilenlerden biridir. Ona sordum. O da bana e, şey tarihleri falan söyledi. Sonra bu ilgimi de gördü. Ben bu gidişle sana dedi. Ee, Fahri Anayasa Doktorası verdireceğim. <gülüyor> Çok, <gülüyor> güzel. Çok güzel. Şimdi, değerli kardeşim, 3 Mart 1340 1924 tarihli 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu nedir? Bu son derece önemli. Çünkü mesela herhangi bir anayasa mahkemesinde ...herhangi biri şimdi söylemem lazım... ...anayasa mahkemesinde... ...dava açma... ...yetkisi olan... ...herhangi bir merci... ...müracaat ettiği tak takdirde... ...dört, dört, dört... ...iptal olur. İptal olur. Hiç lamı ve cimi yok. Çünkü... ...anayasanın 174. maddesine... ...ve... ...bir numaralı devrim... ...yasasına aykırıdır. Ne diyor... Bu e, üç mestarili tevhidi, tedrisat kanunu. Şimdi bunu kapatıyorum. Elimde bir kitap var. Bu kitap hakkında da yazı yazdım. Türkiye'yi layıkleştiren evet. yasalar. Bunun mutlaka okunmasını öneriyorsunuz. Öneriyorum. Onu e, isterseniz şöyle bir dakika bir tanıtalım arkadaşlarımız. Bu... Atatürk araştırma Hastası. Evet yani bu Yani herhangi evet, bir şekilde Efendim bunu layıkçılar <laughs> e, Münafıklar Falan çıkarmış denilemez Evet e, Atatürk araştırma merkezi Yayınlamış 2005 yılında yani AKP hükümetinin Devri saat edildiğinde yayınlanmış Keşke söylemeseydim şimdi toplatırlar Evet <laughs> Şimdi e, biliyorsunuz bir yasanın lafzından daha önemli kısmı gerekçesidir. Şimdi bu tevhidi tedrisat kanunu dediğimiz kanunu teklif eden kadro bir 30-40 kişi belki 50 kişi bütün önemli milletvekilleri burada. Şimdi yüksek başkanlığa bir devletin genel eğitim ve kültür politikasında milletin duygu ve düşünce bakımından birliğini sağlamak için öğretim birliği en doğru, en bilimsel, en çağdaş ve her yerde yararları ve güzellikleri görülmüş bir ilkedir. 1839 Gülhane Fermanı'ndan sonra açılan Tanzimat döneminde Yıkılmış Osmanlı saltanatında öğretim birliğine başlamak istemişse de bunu başaramamış ve aksine bu konuda bir ikilik meydana gelmiştir. Bu ikilik eğitim ve öğretim birliği açısından birçok zararlı sonuçlar doğurdu. Bir millet bireyleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir ülkede iki türlü insan yetiştirir. Bu ise duygu ve düşünce birliği ile dayanışma amacını tamamen yok eder. Şimdi eğitim birliği denildiği zaman bunun ne olduğunu bilmeyen, bu yasanın amacının ne olduğundan habersiz ve toplumsal işlevini bilmeyen, ve bilmeyen ya da bilme karıştırmak isteyen. Efendim ne diyorlar? Bir kanunla toplum mühendisliği yapılamaz. Tek böyle teksirle çoğaltılır gibi bir tek insan Yetiştirilemez. Eğitim Birliği bunun böyle olmadığını kanıtlamıştır. Nasıl kanıtlamıştır? Beni mezun ederek. Evet. Süleyman Demirel'i mezun ederek, sizi mezun ederek, başbakanı mezun ederek hiç evet. tornadan çıkmamışız. Ayrıca laik devletin, laik devletin ilkesi bilimsel, gelişimci mantıkçı bir eğitim sistemini uygulamaktır. Şimdi 4 artı 4'te bu yok ediliyor. Bu yok ediliyor. Şimdi gelelim. Şimdi bundan sonra asıl icraate geçildi. O da Efkaf ve Şeriye Bakanlığı kaldırıldı falan. Tevhidi tedrisat, eğitimin birleştirilmesi kanunu, öğretimin birleştirilmesi kanunu. Ne, nedir o? Medreseyi kaldırdı. Evet. Yabancı okulları kaldırdı, mahalle mekteplerini kaldırdı. Layık ulusal, okul. Layık, ulusal bir e, okul kurdu, bütün dünyada olduğu gibi. Şimdi şöyle diyor, madde 4. Milli Eğitim Bakanlığı dini bilgiler konusunda yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere üniversitede bir ilahiyet fakültesi kuracak ve ayrıca imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetiştirilmesi için de ayrı okullar açacaktır. Bu ayrı okullar imam hatip okullarıdır. Daha sonra imam hatip lisesi haline getirilmiştir. Yani burada İmam Hatip okullarının açılması bu yasaya uygundur ancak bugünkü hali bu yasaya Uygun aykırıdır. Evet. Aykırıdır. Yani evet. İmam Hatibi bitirenler imam olacaktır, hatip olacaktır, dini hizmetler yapacaktır. Fakat hukuk fakültesine gidiyorlar, tıp fakültesine gidiyorlar. Layık eğitimden geçmeden. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Tam o sırada diyelim ki ben tartışıyorum. Bir dakika, bir dakika diye lafa karışacaklar. Siz Fransa'da okudunuz, Fransa'yı biliyorsunuz. E, orada layık şeyler var, Katolik okulları var. Katolik okulları ne oluyor? Sanıyorlar ki Katolik okullarında e, İncil öğretiyorlar. Hayır. Katolik okulları bir mülkiyet meselesidir. Devrimde e, mül mülkiyeti kilisede kalmış, eğitim orada layık eğitimdir, adı e, kapüsindir bilmem nedir. O okullara Müslüman Türklerin çocukları gider. Almanya'da da Fransa'da da Müslüman Faslı'nın Cezaeli'nin çocuğu da gider... Hepsi gider. Yani şeydeki Fransa'daki Katolik okullarının bizim buradaki Saint Michel, Saint Benoît'dan farkı yoktur. Yoktur. evet. Ve şimdi yalan söylüyorlar. Şimdi e, biraz sonra haberler girecek. Yönetmenimiz sürekli beni uyarıyor. Yani bir, bir program sonuna, bitiyor mu? Evet, sonuna gelmişiz. Biz bitsin, bitsin. çok hızla ilerledik ama e, bence e, bu sohbet eksik kaldı. Gene yaparız. Yani bir program daha, en az bir program daha yapalım. Ee, ee, arzu yani, ederseniz, be, be, yani, be, yani be, şimdi ben bu ayın ben bu ayın sonunda evet. gideceğim. Altı, yul. Ayı İster. Bu, ayın sonuna kadar yapalım Biz. Ayın yani. sonuna onu, kadar onu yapalım. Ayın sonuna de, kadar tanıklığına ben bu sözü. Yok, sizden yok. Almış şimdi şu var, benim bir cumhuriyet kuşağı ürünü olarak cumhuriyeti savunmak, layık düzeni savunmak Hepimizin görevidir. benim görevimdir. Evet. Ben cumhuriyetçiyim. Cumhuriyetçilik her şeyi kapsar. Tam da burada buluşuyoruz. Bizim programı kaynak yayınları destekliyor. Konuklarımıza gönderdiği kitaplarından armağan ediyoruz. Size de Profesör Doktor Cahit Can'ın Türk Hukuku'nun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi isimli yeni çıkmış bir... Siz onları kitabı. Şeye tanıtın bana gönderiyorlar Aman, onları. E, ama <laughs> ben bunu bu programda armağan edeceğim sana. Tamam alırım veririm birilerine. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sizin kitaplardan konuşamadık şiirden konuşamadık yeni çalışmalarınızdan konuşamadık ama asıl bugünkü konumuz eksik kaldı daha. Bunları da bir ee, sonraki programda. Şimdi öyle bir kaos içinde yaşıyoruz. Evet. Öylesine bir yalan ve dolan anlatılıyor ki mıntıka temizliği yapmak çok zor ama ama şu e, aydın meselesinde inşallah şey. inşallah evet e, değerli izleyiciler ne yazık ki zaman çok hızlı geçti. E, bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir bilim ve toplum programında yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Aydınlık kalın.